Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şekersiz, sağlıklı kek tarifiyle sizlerleyim. Çok beğeneceğiniz bu kek tarifi için malzemelerim 3 adet odasında bekletilmiş yumurtam, 1 su bardağı keçi boynuzu unum var, 1 su bardağı beyaz un, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, birer paket kabartma tozu vanilya, 1 adet elmamı ince ince tahtamda kıydım. Ve kıyılmış ceviz, fındık da olabilir. Şimdi hemen odasında bekletilmiş yumurtamı çırpıyorum. Toz şeker kullanmayacağım için sadece yumurtamı beyaz köpük olana kadar çırpacağım. Yumurtamı güzel çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalarımızı her zaman kekler ve tatlılar için odasında bekletmeye özen gösterelim. Evet. Beyaz köpük istediğim kıvama geldi. Şimdi hemen yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı sütümü de ekliyorum. Çok az mikserle karıştırıyorum. Hemen mikserimi kenara alıyorum. 1 su bardağı keçi boynuzu unu, 1 su bardağı beyaz un, birer paket kabartma tozu ve vanilyamı da ekliyorum. Mikser kullanmadan spatula yardımıyla karıştıracağım. Bu işlemden sonrasını mikserle yapmayalım. Normal kek gibi akışkan olmayacak. Keçi boynuzunun ununun içinde kendiliğinden olan doğal şeker oranıyla da kekimize tat vermiş olacak. Daha sağlıklı oluyor ve keçi boynuzunun ununun da kakao gibi görüntüsü oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli ve güzel. Normalde kakao yerine keçi boynuzu unu da kullanabilirsiniz. Normal toz şeker kullandığınız keklere de mutlaka ekleyebilirsiniz. Kıvamı normal kek gibi değil, gördüğünüz gibi çok akışkan değil. Hemen yağlı kağıt serdiğim kalıbıma döküyorum. Çok büyük kalıba koymayın arkadaşlar. Ufak kare borcama, eğer bu şekilde kalıbınız yoksa ufak borcamda da yapabilirsiniz. Şimdi hemen ince ince dilimlenmiş elmalarımı da kaseme aldım. Üzerine bir çay kaşığı dolusu kadar tarçın ekledim kaşığımın ucuyla. Ve şimdi hemen tarçınla karıştırdım elmalarımı. Kekimin üzerine gezdiriyorum. Elmayı isterseniz dilimli şekilde de yapabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen kekimin üzerine güzelce gezdirdim elmalarımı. Kekimin üzerine kıyılmış ceviz serpiştiriyorum. Fındık veya badem de kullanabilirsiniz veya hiç kullanmasanız da olur. Fırınımı 10 dakika 175 derecede ısıtmıştım fansız ayarda. O tarafta hemen kekimi pişirmeye gönderiyorum. Yaklaşık benim fırınıma göre 30 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi sünger gibi oldu arkadaşlar kekim. Diyetteyseniz, şeker sevmiyorsanız ya da çocuklarınız için daha sağlıklı kek yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Bu keçi boynuzu unuyla da kurabiyeler de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Normal kek oranına göre tabii şekeri birazcık az ama ben çok beğeniyorum. Daha çok şekerli olsun istiyorsanız içine kayısı veya kuru üzüm de ekleyebilirsiniz. Bana göre tam orantılı oldu. Yumuşacık oldu arkadaşlar. Kum gibi de dağılıyor. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere.